Alageyik. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar kocaman bir ormanda yaşayan bir alageyik varmış. Alageyik yalnız başına yaşarmış. Karnı acıkınca taze otlardan, mis kokulu çiçeklerden yermiş. Susayınca da ormanın kıyısında akan ırmağa gider, buz gibi suyundan kana kana içermiş. Bir gün yine bizim alageyik susamış. Ormandan çıkarak doğru ırmağa gitmiş. Az daha dili damağına yapışacakmış. Suya eğilerek kana kana içmiş. Susuzluğunu giderdikten sonra tam gidiyormuş ki gözü suya takılmış. Suda yansımasını görmüş. O güne kadar kendini suda seyretmesine çok seyretmiş ama hiç bu kadar dikkatli bakmamışmış. Suda boynuzları ağaçların dalları gibi kıvrım kıvrım, pırıl pırıl görünüyormuş. Alageyik boynuzlarının görüntüsünü o kadar çok beğenmiş ki bir o yana bir bu yana giderek boynuzlarını uzun uzun seyretmiş. Kendi kendine, aman ne güzel boynuzlarım varmış da benim haberim yokmuş. Uçları bıçak gibi sipsivri, ay gibi çatallı. Boynuzlarım çok güzelmiş diyormuş. İşte tam bu sırada gözü bacaklarına ilişmiş. İlişir ilişmez de bütün sevinci balon gibi sönüvermiş. Bacakları çırpı gibi incecikmiş. İçini derin derin çekerek ah demiş. Böylesine güzel boynuzlardan sonra bu bacakların gövdemde ne işi var? Hiç yakışıyor mu? Kim bilir ne kadar gülünç görünüyorum. Bu çirkin bacaklarımdan dolayı arkamdan alay ediyorlardır mutlaka demiş. O kadar üzülmüş, o kadar üzülmüş ki iyice dertlenmiş. Suyun kenarından ayrılarak kös kös dönmeye başlamış. İşte tam bu sırada kocaman bir kaplan bizim alageyiği görmemiş mi? Hemen yerinden fırlamış. Alageyimize doğru atılmış. Alageyik de kaplanın gelişini görünce üzüntüsünü unutup can derdine düşmüş. Ok gibi yerinden fırlayıp ormana doğru koşmaya başlamış. Alageyik rüzgar gibi koşuyormuş. Biraz önce beğenmediği bacakları oradan oraya sıçrayarak onu adeta uçuruyormuş. Kaplan alageyik kadar hızlı olamadığı için araları gitgide açılıyormuş. Ona yetişemeyeceğini anlamış. Elimden kaçırdım diyerek geri dönmüş. Bu arada alageyik de göz açıp kapayıncaya kadar ırmak kıyısından ormanı bulmuş. Kaplanın geriye döndüğünü fark etmemiş tabii. O korkuyla ormanın içinde koşmuş koşmuş ama birden boynuzları ağaç dallarına takılıvermiş. Kendini ne kadar zorladıysa da bir bıçak gibi saplanan boynuzlarını kurtaramıyormuş. Ardından hala kaplanın geldiğini düşünüp tir tir titremekteymiş. Bu sırada baykuşun sesini duymuş. Baykuş uzun zamandır alageyiği izlemekteymiş. Geyiğe, korkma artık. Kaplan çoktan senin peşini bıraktı. Ama senin ırmak kıyısında kendi kendine konuştuklarını duydum. Gördün mü? Beğenmediğin bacakların senin canını kurtardı. Ama boynuzların az daha hayatını tehlikeye sokacaktı. Ummadığın şey kurtardı seni. Hadi artık telaşlanma da boynuzlarını yavaş yavaş o ağaçtan kurtar demiş. Geyik rahatlamış. Baykuşa teşekkür ederken ona hak vererek derin bir soluk almış. Nasıl? Beğendiniz mi? Yarın aynı saatte buluşalım.